2023 yılında işçinin, emekçinin alacağı en düşük maaş belli oldu. Bugün en çok konuşulan da konu bu oldu değerli izleyenler. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Asgari ücret 5500 liradan 8506 liraya yükseldi. Erdoğan'dan ara zam sinyali de gelirken Beştepe'deki basın toplantısına pazarlık masasından kalkan işçi kanadı Türk İş katılmadı. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Milyonların yeni maaşını böyle açıkladı. Asgari ücrete yeni yılda 3006 lira zam yapıldı. Artış oranı %54.66 oldu. Ocak ayına göre %94, Temmuz ayına göre %50 oranında artış sağlanmış. Yıllık ortalama artış oranı %70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti Beştepe'den duyurdu. Kameralar karşısına Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Akkol'la geçti. Pazarlık masasından kalkan işçi temsilcisi Türk İş Başkanı Ergün Atalay külliyede yoktu. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir mesaj geldi. Duruma bakarız dedi. 2023 içinde ara zam sinyali verdi. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Net asgari ücret 8506 lira, brüt asgari ücret ise 10.008 liraya yükseldi. İşverene maliyeti ise 11.750 lira. Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir açıklama da geldi. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.